kadar yakın sence bu iki alan birbirine? Yani iş olanakları açısından ya da ikiniz de aslında biraz farklı. Bildiğim kadarıyla sen profesyonel dünyaya adım atmayı düşünüyorsun. Berfin akademik en azından şimdilik akademik kariyer yapıyor gibi. O açıdan aslında yani bence o güzel bir çeşitlik ikinizin farklı yollardan gitmesi. Mesela iş dünyası açısından sence birbirine yakın mı ya da diğer mühendisliklerden daha mı yakın yoksa alakası yok mu sence? Tabii ben açıklayayım. Şimdi elektrik elektronik mühendisliği okuduğunuz zaman da bir kodlama eğitimi alıyorsunuz. Yani bilgisayar mühendisliğine sadece kodlama eğitimi olarak bakıyorsanız evet elektrik elektronik mühendisliği de bunu öğreniyor. Ama bilgisayar mühendisliğinde sizi mühendis yapan esas olay ne zaman ne tür algoritmaları kullanmanız gerektiği, nasıl konvansiyonlar kullanmanız gerektiği, beyinler mi diyeyim, veya hangi veri yapılarını kullanmanız gerektiği, hangi database'leri kullanmanız gerektiği, nasıl bir dizayn yapmanız gerektiği. Bunlar çok önemli oluyor. Sizi sadece kodlayıp geçmekten ziyade. Elektrik elektronik mühendisliğinde mezun olduğunuzda elektronik mühendisi oluyorsunuz. Yani bu sinyal işleme, anten işleme, mikro işlemciler, bu gibi işlerle uğraşabiliyorsunuz. Bunun yanında bilgisayar mühendisi bilginiz de varsa, buna yönelik dersler aldıysanız bu işlerle de uğraşabiliyorsunuz. Ama günümüzde software engineer, yazılım mühendisi olarak geçen kavramın esas katılımcıları bilgisayar mühendisleri. Siz elektrik elektronik mühendisi olup bilgisayar mühendisliği işi yapmak isteyen arkadaşlarımın genel karşılaştığı sorun şu anda işte sen algoritmaları biliyor musun veya sen database'leri biliyor musun? Hani temel konular hakkında hakim misin veya bunu kanıtlayabilecek misin oluyor. Bu şekilde diyebilirim. Sezcan. Belki Berfin'den de bir yorum olursa. Yani Berfin sen de tam tersinden sorarsak elektronikte kalmış biri olarak sen ne düşünüyorsun? Ne kadar benziyor, ne kadar benzemiyor? Hangisi daha keyifli? Evet. Ya şimdi ondan önce bir önceki soruyla ilgili bir de bence elektrik mühendisini tercih etmeye yatkın olmamızın bir sebebi de en yüksek puanlı bölüm olması. Hani puanım yabana gitmesin gibi bir kafaya giriyoruz ya. Yani. Enteresandır. Mesela İran'da da bu çok oluyormuş yine benzer sebeplerden ötürü. Şimdi buradaki İranlı arkadaşlarımdan öğrendim. Yani hani bunu farkında olmak da iyi bir şey yani. Evet hani 3 puan daha fazla yaptım ama hani illa o puanı fazla yaptım diye o bölümü seçmek zorunda değilim aslında yani. Yani onu söylemek istedim ben. Onun dışında evet ben elektrik elektronik bölümünde kaldım ve yani bence aslında ya bu iki bölüm gerçekten farklı bölümler. Yani mesela Amerika'da falan bu iki bölümün birleştiği programlar oluyor mesela EX falan çalışılabiliyor. Orada hani yani hani tamamen birbirlerinden farklı değiller çünkü ortak noktaları var. Nedir? Hikmet'in dediği gibi bu işte çipler, architecture'lar, transistörler. Zaten ilk birinci ya da ikinci senede çalıştığımız matematik ve fizik dersleri hani aynı zamanda endüstri mühendislerinde de ortak oluyor. Hani kesişim alanları büyük yani. Ama diğer taraftan da hani bu bizim elektrik elektronik bölümünde almak zorunda olduğumuz hani böyle transistördür, ne bileyim böyle çip gibi daha böyle çok elektrik elektronik özelindeki dersler hani sadece belli bir meslek grubuna hizmet ediyor ve belli ve kısıtlı bir meslek grubu diyebiliriz yani. Yani mesela hani Türkiye'deki iş olanakları arasında hani hardcore elektrik elektronik yapmanıza olanak veren sanırım Aselsan ve Havelsan var temel olarak. Onun dışında hani seçenekler hızlı bir şekilde daralıyor. Ama onun dışında hani bilgisayar mühendisliği okuduğunuz zaman şimdi tabii bilişim çağında falan olduğumuz için yani bu sebepten ötürü hem Türkiye'de hem de global olarak seçenekleriniz çok daha fazla artıyor. E tabii yani o da insana cazip geliyor. Onun için de elektrik mühendislerinde o bölümden mezun olsalar da hani biraz daha programlamaya odaklanalım. Hani o derslere ağırlık verelim. Onları öğrenelim falan gibi bir yatkınlık oluyor. E o zaman yani hani niye bilgisayar mühendisliği okumadık da diyor insan yani. Şu an mesela ben şimdiki aklım olsa bilgisayar okumak isterdim açıkçası. Hani işime de çok daha yardımcı olurdu. Elektronik açısından çok iyi bir konuk olmuş. Evet çok Konu değiştirelim. Evet, şimdi Ben bir araya gireceğim. Şu anda yani aslında ben Hikmet sen araya girerken bir de şunu da cevaplar mısın? Sen pişman mısın bilgisayar okuduğuna? Ya da hayır değiştirdin kesinlikle mi? pişman değilim. Bölümü değiştirmeyen arkadaşlarım pişman oldu ama pişman olmadım. Berfin de bu örneklerden. Ya şöyle diyeceğim. Elektrik elektronik mühendisi okusam da pişman olmazdım. Yani bölümden mezun olsam da pişman olacağımı veya mutsuz olacağımı düşünmüyorum. Öyle bir yapım yok yani. Eğer puana göre tercih eden arkadaşlar varsa tavsiye etmem ama şu anda bilgisayarın puanları elektrik elektronik puanlarını da geçti.
Öyle bir denge oluştu şu anda. Birbirlerine oldukça yakınlar veya bilgisayar daha üstte şu anda. Ben geçiş yapmamın bir sebebi de yani ben girdiğim zaman elektrik elektronik mühendisleri böyle Türkiye'nin en iyilerini topladığı bir yer. Yani böyle hani siz belki çok başarılı olmaya alışmışsınız ama bir anda en başarılı insanların arasında ortalama olmak belki size çok şey gelmiyor veya siz orada yükseleceğinizi hissetmiyorsunuz. Ben pişman değilim, iki bölümde de mutlu olurum diyorum.